Bir zamanlar oğluyla birlikte yaşayan yoksul ve dul bir kadın varmış. Oğlu Jack çok tembel bir delikanlı olduğu için hiç çalışmazmış. Bu yüzden de paraları yok denecek kadar azmış. Anne, yiyecek bir şey var mı? Karnım çok acıktı. Gün geçtikçe o kadar fakirleşmişler ki karnını bile doyuramadıkları inekleri süt beyazı satmaya karar vermişler. Annesi Jack'e ineği pazara götürüp satabileceği en iyi fiyata satmasını söylemiş. Belki böylece bir süre karınlarını doyuracak paraları olabilecekmiş. Jack pazara giderken yolda tuhaf yaşlı bir adama rastlamış. Yaşlı adam ineğe şöyle bir göz atmış ve delikanlıya "Bak çocuğum, bana bu ineği verirsen karşılığında sana çok değerli şeyler veririm." demiş. Jack bunu duyunca gözleri parlamış, çok sevinmiş. Yaşlı adam cebinden 5 tane fasulye tanesi çıkarmış. Fasulye tanesi mi? Ama bunlar sihirli. Jack önce adama inanmamış tabii. Yaşlı adam ısrar etmiş. Bak delikanlı, belli ki sen iyi yürekli, akıllı bir çocuksun. Bu fasulye tanelerini al, pişman olmayacaksın. Jack bu yaşlı adamın kendisine yalan söylemediğini düşünmüş ve fasulyeler karşılığında süt beyazı yaşlı adama vermiş. Yaptığı bu değiş tokuştan çok memnun koşarak evine dönmüş. Anne, bak elimde ne var? Annesi Jack'in sevinçle kendisine koştuğunu görünce ineği satıp çok para aldığını düşünmüş tabii. Ama sonra Jack ona fasulye tanelerini gösterince annesi çok kızmış. Fasulye tanelerini bahçeye fırlatmış. Sonra da ceza olsun diye Jack'i odasına yollamış. Ben söyleyene kadar odandan çıkmayacaksın. Sana bu akşam yemek de yok. Sabah olunca Jack pencereden dışarı bakmış ve gözlerine inanamamış. Yatak odasının penceresinden dışarıda bir bitkinin hızla büyüdüğünü görmüş. Bu ne bir ağaç ne de dev bir çiçekmiş. Gökyüzüne doğru büyümüş, sihirli bir fasulye sırığıymış. Jack odasının penceresinden fasulye sırığının üstüne atlamış. Dev fasulye sırığının gövdesine tutunarak yukarı doğru tırmanmaya başlamış. Bir süre sonra kendini her şeyin normalden daha büyük olduğu garip bir yerde bulmuş. Çiçeklerle çevrili bir yol ve yolun sonunda çok büyük bir ev varmış. Jack evin yanına gidip kapıyı çalmış. Kapıyı dev bir kadın açmış. Yiyecek bir şeyiniz var mı diye soracaktım da. Var. Ama dev kocam gelmeden ortadan kaybolman gerek. Çünkü çocuklara hiç dayanamaz. Onları hemen yer. Jack biraz korkmuş tabii. Ama karnı da çok açmış. Tam bir şeyler yemek üzere sofraya otururken dışarıda birinin gür bir sesle konuştuğunu duymuş. Fe fi fo fum, çocuk kokusu aldı burnum. Çiğ ya da pişmiş fark etmez. Ne kadar yesem de bana yetmez. Kadın, fırına saklan demiş Jack'e. Jack hemen fırının içine girip saklanmış. Dev mutfağa girip etrafı koklamaya başlamış. Çocuk kokusu alıyorum. Ne çocuğu hayatım? Dün kediye verdiğim etlerin kokusunu aldın herhalde. Dev yemeğini bitirdikten sonra kese kese altınlarını saymaya başlamış. Kız
Kısa bir süre sonra altın saymaktan yorulup uykuya dalmış. Jack saklandığı yerden çıkıp bir kese altın almış. Keseyi sihirli fasulyesinden aşağı atmış. Ardından fasulyenin sırığına tutuna tutuna aşağı inmiş. Aşağı attığı altın kesesini bulmuş ve hemen eve koşmuş. Annesi altınları görünce çok sevinmiş. Artık yoksulluk ve açlık çekmeden rahatça yaşayabileceklermiş. Ama birkaç ay sonra ellerindeki tüm altınlar bitmiş. Jack çaresiz tekrar sihirli fasulyesine tırmanarak devin yaşadığı yere gitmiş. Devin karısı bu kez ona şüpheyle yaklaşmış. Geçen girişinde bir kese altınımız kayboldu. Yine de delikanlıya acımış ve içeri almış. Çok geçmeden dev çıka gelmiş. Fe fi fo fum, çocuk kokusu aldı burnum. Çiğ o da pişmiş fark etmez. Ne kadar yesem de bana yetmez. Devin şarkısını duyan delikanlı hemen yine fırına saklanmış. Dev yemeğini bitirdikten sonra karısına tavuğunu getirmesini söylemiş. Karısı tavuğu getirince yumurtla diye emretmiş dev. Ve delikanlının şaşkın bakışları altında tavuk altın bir yumurta yumurtlamış. Dev dinlenmek için odasına gidince Jack saklandığı yerden çıkmış ve tavuğu alıp fasulye sırığından aşağı inmiş. Jack ve annesi altın yumurtlayan tavuk sayesinde yine zengin olmuşlar. Ama aradan zaman geçince Jack bir kez daha şansını denemeye karar vermiş ve tekrar sihirli fasulyesine tırmanmış. Bu sefer eve devin karısına görünmeden girip koca bir bakır kazanın içine saklanmış. Biraz sonra dev girmiş içeri. Fe fi fo fum, çocuk kokusu aldı burnum. Çiğ ya da pişmiş fark etmez. Ne kadar yesem de bana yetmez. Devin karısı bu kez çocuğu yakalatmaya karar vermiş. Eğer burada bir çocuk varsa fırına bak, kesin oradadır. Jack fırında değilmiş tabii ki. Dev ve karısı çocuğu bulmaya kararlıymış. Fakat evin altını üstüne getirmelerine rağmen onu bulamamışlar. Dev yemekten sonra altın bir arp çıkarmış ortaya. Çal diye emretmiş. Arp ninniler çalıp devi uyutmuş. Jack o anda bu arpı her şeyden çok istediğini anlamış. Horlaya horlaya uyuyan devin dizine tırmanmış, masaya atlamış ve arpı kapmış. Fakat hiç beklemediği bir şey olmuş. İmdat! Diye bağırmış arp. Jack sırtında arp masadan aşağıya atlamış. Uyanan dev peşine takılmış. Jack sihirli fasulye sırığından hızla aşağıya kaymaya başlamış. Dev de peşinden geliyormuş. Aşağıya ulaşınca... Anne, çabuk bir balta getir! Demiş. İkisi birlikte sihirli fasulye sırığını baltayla kesmeye başlamışlar. Ve sonunda fasulye sırığıyla birlikte dev de güm diye yere düşmüş. Devden kurtulmuşlar. Oh be, kurtulduk. Kurtulmuşlar kurtulmasına ama...
Jack yaptıkları için çok pişman olmuş. Açgözlülüğü yüzünden az daha canından oluyormuş. Annesine bir daha kimsenin malını çalmayacağına ve çok çalışacağına dair söz vermiş. O günden sonra Jack ve annesi hiç fakirlik çekmemişler. Evet, altın yumurtlayan bir tavukları varmış. Ama Jack çalışmaktan hiç vazgeçmemiş. Çiftçi Gopi o gün yine mutsuz bir şekilde tarlasına gitmiş. Çünkü yaz mevsimi olmasına rağmen tarlası hala ürün vermiyormuş. Of! Bugün de tarlamdan hiçbir ürün çıkmadı. Ne olacak böyle? Eğer krallığa ürün sunamazsam bu çok kötü olur. Günlerden bir gün Gopi verimsiz toprağını eşelemekten tam vazgeçecekmiş ki küreği sert bir cisme çarpmış. Ha? Bu da ne böyle? Kazmaya devam ettiğinde bunun bir kazan olduğunu fark etmiş. Tarlamın içinde bir kazanın ne işi var? Hem de içi bomboş. Gopi boşu boşuna yorulduğu için çok mutsuz olmuş. Çapasını kazanın içine bırakıp dinlenmek için bir ağacın altına uzanmış. Bir süre sonra eve dönmek için çapasını almak istediğinde kazanın içinde 100 çapa daha olduğunu fark etmiş. Ne? Ama nasıl olur bu? Benim sadece bir tane çapam vardı. Gopi çapa dolu kazanı boşaltıp bu sefer de içerisine küreğini koymuş. Fakat o da ne? Kazanın içinde bir anda 100 kürek daha oluvermiş. Yoksa bu kazan sihirli bir kazan mı? Kimin aklına gelirdi ki? O an çok heyecanlanan Gopi kazanla beraber hemen evine dönmüş. Evindeki yumurtalardan birini sihirli kazanın içine bırakmış. Biraz sonra kazanın içi yumurtayla dolup taşmış. Gözlerime inanamıyorum. Daha sonra elmasını ve ekmeğini kazanın içine koymuş. Sihirli kazan Gopi'ye yüzlerce elma ve ekmek vermiş. Artık toprakla uğraşmama gerek kalmadı. Çoğalan bu ürünleri krallık pazarında satabilirim. Gopi, kazanın çoğalttığı ürünleri her gün krallığa götürüyormuş. Tezgahında her gün farklı ürünler oluyormuş. Bir gün kıyafet, başka bir gün sebze, diğer bir gün fasulye. Çünkü sihirli kazanın içine ne koyarsa koysun o çoğalıyormuş. Fakat başarısını kıskanan diğer satıcılar Gopi'yi kralın bir askerine şikayet etmişler. Ertesi gün asker gizlice Gopi'yi izlemiş. Gopi o sabah sihirli kazanın başına geçmiş ve krallık pazarında satmak için kazanın içine bir adet civciv koymuş. Biraz sonra kazanın içinden yüzlerce civciv çıkmış. Bunu gören asker çok şaşırmış. Gopi'nin elinde yüzlerce civciv sağa sola koşuştururken bir tanesi daha yanlışlıkla kazanın içine girmiş. Bu sefer içinden 100 civciv daha çıkmış. Gopi'nin kafasında, koltuklarının altında, yemek tabağının içinde bile civciv varmış. Asker gördüklerini hemen gidip krala anlatmış. Kral Gopi'nin ve sihirli kazanının derhal yanına getirilmesini emretmiş. Kralın huzuruna çıkan Gopi çok üzgünmüş. Çünkü kral Gopi'nin sihirli kazanını krallığın hazinesi olarak ondan almış. Zenginliğime zenginlik katacak şu kazanın sihri neymiş bir yakından bakayım. Kral sihirli kazana iyice yaklaşıp içine doğru eğilmiş. Aa kralım dikkat edin. O sırada dengesini kontrol edemeyip kazanın içine düşüvermiş. Bu olamaz. Kral kazanın içine düştü.
Sadece birkaç dakika içinde salonda kraldan tam 100 tane daha oluşmuş. Askerler kime itaat edeceğini şaşırmış. Krallar birbirleriyle taht kavgası yapıyor. Her biri kendisinin gerçek kral olduğunu iddia ediyormuş. Gerçek kral benim. Hayır, kral benim. Hayır, gerçek kral benim. Susun, kral benim. Gopi sihirli kazanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlayınca o karışıklık içinde kazanı alıp saraydan ayrılmış. Büyük bir telaş içinde sihirli kazanı uçurumdan aşağı fırlatmış. Kazan parçalara ayrılıp yok olmuş. O günden sonra Gopi'nin tarlası yeniden ürün vermeye başlamış. Gopi de toprağın sihirle değil, emekle verimli hale geldiğini anlamış. Böylece sonsuza kadar varlık içinde yaşamış. Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir kasabada biri erkek, biri kız, iki kardeş yaşarmış. Erkek olanın ismi Harry'miş ve çok yaramazmış. Kız olanın ismi ise Sally'miş. O çok akıllı ama biraz da unutkan biriymiş. Harry ve ablası Sally çok fakirlermiş. Neredeyse her gün karınları aç yatıyorlarmış. Günlerden bir gün Sally o kadar acıkmış ki karnının gurultusu bir türlü susmamış. Günlerdir bir lokma bile yemek yiyemedim. O kadar açım ki. Sally açlığını unutmak için parkta biraz yürümek istemiş. Ve evden çıkmış. Bir süre sonra biraz su içip dinlenmek istemiş. Ancak tam o sırada karşısına eski püskü kıyafetleri olan yaşlı bir kadın çıkmış. Yavrum, bir yudum su ver bana. Günlerdir su içmedim. Lütfen, çok susadım. Tabii ki, buyurun. İstediğiniz kadar içebilirsiniz. Yaşlı kadın kana kana su içmiş ve bir anda güzel bir güzel genç bir periye dönüşüvermiş. Bir peri. Yardımın için sana teşekkür etmek istiyorum güzel kız. Hadi bir dilek tut. Sevgili peri, kardeşim Harry ve ben çok fakiriz ve günlerdir açız. Pekala, eve gider gitmez masanın üzerine bak. Orada sihirli bir çanak göreceksin. Sihirli bir çanak mı? Evet, ona pişir çanak pişir. Sıcak sıcak yemek pişir dediğinde sana tatlı lapa pişirir. Dur çanak dur, karnım toktur dediğinde ise pişirmeyi durdurur. Artık sen ve erkek kardeşin asla aç kalmayacaksınız. Çok teşekkür ederim genç peri. Hey genç kız. Sihirli çanağın sihirli cümlelerini sakın unutma. Sally koşarak eve dönmüş. Gerçekten de perinin söylediği gibi bir çanak duruyormuş masanın üzerinde. Abla, bu süslü çanak da nereden çıktı böyle? Süslü değil Harry, sihirli. Bu sihirli bir çanak. İyi de sihirli bile olsa içi boş bir çanak ne işimize yarar ki? Çok açım. Şimdi sessiz ol ve beni izle. Pişir çanak pişir, sıcak sıcak yemek pişir. Sihirli cümlelerin ardından çanak bir anda ısınıp tatlı lapa pişirmeye başlamış. Bu nasıl olur? Çanak gerçekten de sihirliymiş. Yani artık aç kalmayacağız. Odanın içi mis gibi tatlı lapa kokmuş. Harry ve Sally bir değil, iki değil, tam 10 tabak tatlı lapa yemişler. Oh, sonunda doydum. Bu lapa çok lezzetli. Her gün tatlı lapa yiyebilirim. Gerçekten de Sally ve Harry kardeşler günlerce tatlı lapa yemişler ve tadından hiç bıkmamışlar. Günlerden bir gün Sally dışarı çıkmadan önce kardeşi Harry'e kendisi evde yokken çanağın pişirmesini nasıl durduracağını anlatmak istemiş. Harry! Harry! Sana çok önemli bir şey söylemeliyim. Hemen gel. Harry ablasının söylediklerini duymazdan gelmiş.
Sally Harry'nin yanına gitmiş ama unutkan biri olduğu için o an ne diyeceğini unutmuş. Ne var Sally? Niçin başımda dikiliyorsun? Uyuyorum, görmüyor musun? Ben çok önemli bir şey söyleyecektim ama... Unuttun değil mi? Klasik Sally, balık hafızalı abla. Bu kadar kötü olma Harry. Her neyse, en iyisi ben gideyim. Sally dışarı çıktığında kardeşine ne söylemesi gerektiğini hatırlamış. Şimdi hatırladım. Ona sihirli çanağı nasıl durduracağını söylemeliydim. Aman, neyse. Nasılsa ben eve dönene kadar Harry uyanmaz. Ama Harry uyanmış ve yatağından kalkıp doğruca masaya oturmuş. Çünkü karnı çok açmış. Pişir çanak pişir, sıcak sıcak yemek pişir. Sihirli çanak hemen ısınmaya başlamış. Ortalık yine mis gibi tatlı lapa kokmuş. Harry koca bir tabak tatlı lapa yemiş ve sihirli çanağın pişirmesini durdurmak istemiş. Ah, çok güzel yedim. Artık çanağı durdurabilirim. Dur çanak, pişirme. Dur, doydum. Ancak sihirli çanak pişirmeyi durdurmamış. Çünkü bunlar doğru sihirli sözler değilmiş. Dur dedim sana çanak manak, hokus pokus dur. Sihirli çanak durmuyor, sürekli tatlı lapa pişirmeye devam ediyormuş. Olamaz. Ne yapacağım şimdi? Çanak durmuyor. Dur artık bozuk çanak. Dur. Harry ne derse desin, çanak durmadan tatlı lapa pişirmiş. Evin neredeyse her yeri lapa olmuş. O sırada Sally eve dönmüş. Kardeşim daha uyanmamıştır herhalde. Şimdi ona güzel bir lapa pişireyim. Aa, bu da ne böyle? Evde neler oluyor? Sally evin kapısını açamayınca pencereden bakmış. Ve bir de ne görsün? Kardeşi Harry çanağın pişirmesini durduramadığı için evin her yeri yapış yapış lapa olmuş. Bu korkunç! Harry! Sally, canım ablam, yardım et, boğulacağım. Dur çanak, dur, karnım toktur. Sally'nin sihirli sözlerinin ardından nihayet çanak lapa pişirmeyi bırakmış. Harry de böylece lapa içinde boğulmaktan kurtulmuş. Teşekkür ederim Sally. Peki şimdi bu kadar tatlı lapayla ne yapacağız? Evimiz berbat oldu. Sally'nin aklına harika bir fikir gelmiş. Hemen gidip mahalledeki diğer fakir komşularını çağırmış. Her biri Sally'nin evi önünde sıraya girmiş. Harry tabakları lezzetli lapayla doldururken, Sally de onları aç ve fakir komşularına dağıtmış. Çok teşekkür ederiz Sally. Günlerdir aç olan karnımızı doyurdunuz. Çok lezzetli. Kendileri gibi fakir insanlara yardım ettikleri için Harry ve Sally kardeşler çok mutlu olmuşlar. Derken yaşlı, fakir görünümlü bir adamcağız gelmiş yanlarına. Çocuklar, karım ve çocuklarım açlıktan bitap haldeler. Onlara yemek bulabilmek için günlerdir yürüyorum. Çok yorgunum. Ne olur bu lapa dolu çanağı bana verin. Evime götürüp ailemi doyurayım. Ne yapacağız şimdi Sally? Sihirli çanağı verirsek ikimiz de aç kalırız. Böyle düşünme Harry. Adamcağızın çocukları aç. Bu dünyada çocuklar aç kalmamalı. Buyurun beyefendi. Alın çanağı ve eve, ailenize götürün. İşte tam o anda adamcağız genç ve güzel bir periye dönüşüvermiş. Ah, sen bana iyilik yapan perisin. Beni gerçekten çok mutlu ettiniz Harry ve Sally kardeşler. Kasabada yaşayan fakir insanların karınlarını doyurdunuz ve çocukları aç olan adamcağıza yardım ettiniz. Bu iyiliğinizin karşılığında sihirli lapa çanağı sonsuza dek sizde kalabilir. Bunu hak ettiniz. Gerçekten mi? Yaşasın! O günden sonra her gün Harry ve Sally kardeşler kasabadaki fakir insanlara tatlı lapa dağıtmaya devam etmişler. Karınları doyan mutlu çocukları
genç ve yaşlı insanları gördükçe onlar da sıcacık, huzur dolu bir hayat sürmüşler.